başını belaya sokma dedektif. Söz veremem size yüzbaşı. Çünkü ben tehlikenin ta kendisiyim. Wow! İnanılmaz bir filmdi. Hollywood bu işi gerçekten biliyor. Bir şey diyeyim mi size? Ben de böyle bir film çekebilirim. Maceranın doruklarına tırmandığı, gizemli bir dünyanın kapılarını aralayan, romantizm ve entrika dolu muhteşem bir film yapabilirim. Yapamazsın. Yaparım. Yapamazsın. Yaparım. Yapamazsın. Necati, ne yapıyorsun burada? Yaparım. Kapı açıktı, girdim. Yapamazsın. Ne yiyorsun sen? Yaparım. Kaplumbağa bayıldı. Elinize sağlık. Muhteşem olmuş. Yaparım. Yapamazsın. Yaparım. Yapamazsın. Yaparım. Yapamazsın. Yaparım. Ben kaplumbağa bayıldı yapmadım ki. Vallahi mı? İşte kaplumbağa bayıldı. Peyami Baba. Ne oldu bana? Pardon Peyami Baba, seni yemişim yanlışlıkla. Ver elini öpeyim. Neredeydi bu ya? Aha, bakalım çalışıyor mu? Aa, benim sünnet kasetim. Neyse, kamerayı da bulduğuma göre şimdi babama neler yapabileceğimi gösterebilirim. Yapamazsın. Yapabilirim. Şakir, babam sana bir şey söylememi istedi. Neymiş? Yapamazmışsın. Çekil önümden Canan. Gidip muhteşem bir film çekeceğim ve ona göstereceğim. Nasıl çekeceksin? Elindeki dandik kamerayla mı? Senaryon hazır mı? Bütçeyi çıkardın mı? Prodüksiyon abinin var mı? Çekim mekanlarını belirledin mi? Özel efektleri kim yapacak? Çaycınız kim? Tamam sus, tamam. Bunların hepsini yapabilir misin? Hem de hepsini. Çay hariç. Yalvarırım, bana yardım et. Tamam tamam, kalk ayağa. Şimdi hepsinden önce oturup güzel bir fikir bulmalısın. Sonra bu fikri geliştirip hikayeyi oluşturmalısın. Sonra karakterleri ve olay örgüsünü kurup tretman haline getirmelisin. Ardından da... Senaryo hazır. İşte aradığım Türk sineması. Uzaylı kostümleri, uzay gemisi, strapor. Sen ne yapmışsın böyle? Bu çok yüksek bütçeli bir senaryo olmuş. Daha basit bir şey yazman lazım. Şakir, bana Atari açsana. Şu anda yapamam. Süper bir uzaylı filmi yazdım ama kardeşim olacak bu hayal yıkıcı, bunu çekemeyeceğimi söylüyor. Tamam, çok güzel. Hadi bana Atari açsana. Uzaylı filmim için gerekenleri bulana kadar Atari materi açamam Necati abi. Ver şu senaryoyu bana. Tuvalet kağıdı kalmış arkanda. Pelerinim o benim.